Buyurunuz, bugünkü videomuzun konusu nedir? Bugünkü videomuzun konusunu ben de gerçekten merak ediyorum. Hı hı. Neden? Çünkü şimdiye kadar aslında bahsettiğimiz konulardan biraz daha farklı bir konu. Ee, şimdiye kadar genelde ile ilgili, İngiltere'deki e, hayatta ilgili e, benzer konularda e, görüştük, yorumlarda bulunduk. Fakat bu sefer bundan sonra ne gibi vize türlerinde ve ne gibi mevcut vizelerin proseslerinde, aslında hizmet verebileceğimizi, servis verebileceğimizi biraz konuşacağız. Dolayısıyla dediğim gibi başta ben de merak ediyorum. Beni ve izleyenleri aydınlatırsan seviniriz. Tamam. Seni çok özel aydınlatacağım. Şimdi Çok detaylı anlatacağım. Biz ne iş yapıyormuşuz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi sevgili dostlar, biz bazen merak ediyorlar. Bize çok farklı vizeler de soruyorlar. Tolga Bey tabii böyle şeyde hafiften e, sarkastik, hafiften kinayeli takıl takılıyor bana biraz. Şimdi biz de tabii çok fazla girmiyoruz o konulara. Fazla da anlatmıyoruz. Çok şükür reklama ihtiyacımız olmadan referanslarla da iş devam ediyor. Yani bu iş işte immigration işte ofisi biz. Yani bu şekilde hizmet veren İngiltere'ye yatırımcı vizeleri, diğer vizelerle ilgili hizmet veren ofisimiz çok şükür kendi mecrasına devam ediyor. Ama tabii arada soranlar oluyor. YouTube'da da son bir yılda 2500-3000 kişi geldi. Bunlar bu adam ne yapıyor falan diye Soruyorlardır yani ben aralarda oraya gidiyorum, buraya gidiyorum falan ne yapıyordur, ne yapıyor bu adam ya da bu adamlar ne yapıyor diye merak ediyorlardır. Neticede biz ne yapıyoruz'un videosunu çekelim istedik ve karşınıza geçtim. Şimdi bizim birçok farklı işimiz olması yani farklı şirketlerimiz olsa da şu anki bu videonun konusu aslında immigration yani göçmenlik hukuku üzerine. Uzun zamandır aslında Türkiye'de de bir vize firmamız ofisimiz var. İngiltere'de de danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İngiltere'de zaten skilled worker, self sponsorship üzerine iş danışmanlığı veriyoruz. Vize kısımlarını Türkiye'de hallediyoruz. Fakat artık bundan sonra İngiltere'de de bir e, yasal immigration advisor firma olarak hizmet verebilecek hale geldik. Yani neler yapabileceğiz bundan sonra? Bir, ben tabii eksiğim olursa sen lütfen düzelt. Bir skilled worker self sponsorship ile ilgili e, hizmetimiz devam edecek. Evet. Bunun tabi self sponsorship kısmı da var. Kendisi iş bulursa buraya gelmek isterse onun vize işlemleri kısmı da var. Aynen. Doğru mu? İki oldu. Üç global talent diye bir e, vize var ve bu belli nitelikteki e, insanların İngiltere'ye yani kabiliyetli talent. Ne demek? Kabiliyet. Yetenek. Mi yetenek kabiliyet. Özel yetenek. Yani küresel yetenek vizesi diyorlar değil mi? Global talent. Bunun böyle özel yeteneği olanların İngiltere'ye gelişiyle ilgili bir vize açtılar. Daha önce bunun adı farklıydı, unuttum şimdi. Aslında özel yetenek derken, biraz bunu belki anlatmak lazım. Yani Hı. bir e, müzisyen, bir sanatçı falan gibi değil. Cam akademik kariyer. <gülüyor> <gülüyor> o da mutlaka vardır, eminim de. E, şart değil. Hani bir akademik kariyeri olması, e, teknolojiyle ilgili bir e, iş yapıyor olması, yapmış olması ya da yönetsel bir background olması, bir geçmiş olması da aslında hı hı. bu e, talent e, kavramının altında giriyor. yer alıyor. Tabii yani geçen seneye kadar zordu bu global talent. Yani geçen sene, bir buçuk sene, iki sene önce falan çıktı sanırım. Geçen senelerde hep redler alıyordu millet. Fakat şimdilerde alınabiliyor ve dolayısıyla biz bunu da yapıyoruz. Tabii ki burada iki aşamalı var. bir burada onay veren kurumlar var. Endorsement body dediğimiz. Onlar onay verdikten sonra vize aşaması daha kolay artık. Teferruat aslında vize aşaması. Teferruata, teferruat gibi bir şey oluyor. Hallediliyor yani. Bir şekilde halloluyor. Yani bir şekilde derken normal proses işlendikten sonra vizesi çıkıyor. Onun bir avantajı var. Genelde 3 yıllık alabiliyorsunuz. 3 yıl sonra da vatandaşlık süreci başlıyor. O çok büyük bir avantaj. 5 yıl da var bu arada. Ama dependent için hala 5 yıl. Dependent için hala 5 yıl. Evet. Dolayısıyla böyle bir avantajı var Global Talent'ın. Bunu da yapıyoruz. İki. Başka ne yapıyoruz? Artık, Ankara Anlaşması'ndan devam eden bazı işlemler uzatmalarımızı var. Uzatmalarımızı yapıyoruz. Uzatmalar var. Ankara ile ilgili dostlarımız uzatma e, zamanı gelen, son yıl uzatmaları, son dönem uzatmaları gelenler ya da sonradan itirazları sonuçlanmış, olumlu olmuş onların uzatmaları geliyor. Onları yapıyoruz. Ondan sonra artık dörtçe beş yılı doldurmuş süresiz oturum alması gerekiyor. Indefinit başvurusu, bunları yapıyoruz. Vatandaşlık başvurusu, bunları yapıyoruz. Avukatımız var. Artık in-house beraber çalışıyoruz. Turist vizeleri vesaire onları saymıyorum. Onlar Türkiye'de zaten yapılıyor. Onları yani söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ama onları yine de bence de, bir hatırlatmakta tamam, fayda var. Turist vizesi, turist olarak gelmek istiyorsanız onu da yapıyoruz. Başka? Öğrenci olarak gelmek istiyorsanız onu da yapıyoruz. Başka? <laughs> Neler yapıyoruz? <laughs> bu, da abi, bu da var abi, bu da var abi, bu da var abi gibi oldu. Aile birleşimi evet bak bu da evet yönetmen yardımcısı arkadaşımız uyarıyor beni. Aile birleşimi yapıyoruz. Yani siz buraya geldiniz sonradan Türkiye'den eşinizi getirmek istediniz. Nişanlınızı getirmek istediniz. Onu da yapıyoruz. Yani skilled worker'la da gelseniz Ankara anlaşmasıyla vatandaşlık öncesi, sonrası. Ama ben şöyle bir şey tavsiye edeyim. E, şu ana kadarki verilere göre vatandaş olmadan önce eşinizi getirin daha kolay. E, genelde vatandaş olduktan sonra bazı zorluklar da olabiliyor. Onları yapıyoruz. Başka ne yapıyoruz? Bu kadar. Global expansion var iki yıllık vize onu da yapabiliyoruz sıkıntı yok. Yani tavsiye etmesek bile yapabiliyoruz tabii yani ki. Yani bazılarına öyle gerekiyor. Yani bir bir gideyim oraya diyor. Yüksek lisans vizesi aile şimdi yakında mutlaka açılır o ailesine getirme konusunda. da evet, özellikle gündemde. bu yüksek lisans konusunu takipte kalsın izleyenler çünkü evet. o önemli bir konu tekrar eskisi gibi yine ailesine getirecek şekilde olabilir o çok önemli bir, bir hale Bence bu sene başında, baharda, nisanda yani belki de bu yüksek lisansla ilgili olan vizelerde şey değişikliklerde şöyle oluyor Tolga. Yıllardır gördüğüm. Nisan'ı beklemiyorlar. Dönem kaçırmamak Dönemden adına. dolayı mesela Kasım'da söylüyor Ocak'tan itibaren başlıyor işlemler. Yani öyle bir şey oluyor. Geçen seferde, kestiklerinde de öyle oldu çünkü. Yüksek lisansla ailenizi getirebiliyordunuz. Şimdi getiremiyorsunuz ama inşallah yakında getirebiliyor olacaksınız. Çünkü bunun sinyallerini veriyorlar. Yani bununla ilgili sıkıntılar var. Ee, sağlık personelleriyle ilgili bir şey girmedik henüz. Ya yani onların vizeleri biraz daha teferruatlı şey. Ama yine de buradan kabul alırsanız yani İngiltere'de bir sağlık kurumundan kabul alırsanız vize işlemleriniz yapılıyor. Onda bir sıkıntı yok. Bunun dışında gelecek misin o konuya? Immigration'ın dışında? convenience ile ilgili kısma gelecek misin? Mortgage ile ilgili. Oraya şimdi de gelebiliriz. Akabinde de gelebiliriz ama ilk... 3 dakika var bak. 3 dakikada anlatayım ben. Hadi anlatayım. Bak, ha ]lere... hadi, hadi, biraz giriş biraz yapalım. Biraz bir şey anlatayım. Evet, yani. ben. Evet. Çünkü bu, şu, bu Fa videoyu izleyenlerden olur. burada gelecek, ev almak istiyor. Ya da Türkiye'den buraya yatırım yapıp ev almak istiyor. Onlar da ya verdiğimiz hizmeti bilsinler yani. Arkadaşlar, Türkiye'den buraya peşin ev almak istiyorsunuz. Bunda mutlaka bir avukat gerekiyor bu hizmeti veriyoruz. O avukatlık hizmetini resmi olarak. Peşin alacaksınız. O parayı böyle transfer edeceksiniz. Ya, o öyle olmuyor. Hemen böyle bastım cimriye transfer edemiyorsun. Bir sürü resmi işlemleri var. Onları avukatımız, avukatlarımız yapıyor. Bir sıkıntı yok. Yani avukatlarımız diyorum. Türkiye'de böyle bir şey var. Yanlış anlaşılıyor. Dışarıdan hizmet alıyoruz gibi algılanıyor. Hayır. Artık in-house. içeride Beraberiz avukatımızla. Geldiğinizde burada görüşürsünüz. bir de burada Gelmişsiniz artık ev alacaksınız. Mortgage alacaksınız. Mortgage Advisor hizmetini de yakında veriyor olacağız inşallah. Şu anda dışarıdan alıyoruz onu. Outsource yapıyoruz ama yani all in one bir servis düşünün. ya Bunlar da böyle çok zor işler değil. Birbiriyle bağlantılı olduğu için hepsini yapabiliyor oluyoruz yavaş yavaş. Bunların sertifikalarını alıyoruz, lisanslarını alıyoruz. Muhtemelen 6 ay içerisinde yani bu mortgage advisorlıkla ilgili de yani sizin mortgage'inizi çıkartma, işlemlerinizi yapma, bankacılık işlemlerinizi yapma ile ilgili bütün hizmetleri de bu ofisimizde yapabiliyor olacağız. Başka? Yani aslında yeter ki gelmek istesinler. Tabii buraya gelmek isterseniz, buraya geldikten sonra da ev almak isterseniz bunların hizmetlerini yapıyoruz. Başka? Ee aslında... Evlenmek isteyenlere <laughs> de yapıyoruz. <laughs> Artık <Hatta> iyice <laughs> var aslında yani. e bence bu kadar detay şu an yeterli. Hı hı. Ama kapatmadan önce şu mesajı da verelim. E, muhtemelen yakın gelecekte yeni bir e, YouTube kanalıyla belki de bu hizmetlerimiz hı hı. hakkında bilgiler hı hı. vermeye hı hı. başlayabiliriz. Evet, evet. O zaman böyle bir şey yapalım yani hatırlatayım. Bundan sonra zaten sürekli söyleyeceğim o YouTube kanalını. Arkadaşlar şimdi burası benim kendi şahsi kanalım. Aldılar benim tepe tepe kullanıyorlar beni burada. <laughs> Ben de dedim ki arkadaşlar ben burada insanlara haber anlatmak istiyorum. Normal kendi anlatmak istediklerimi anlatmak istiyorum ama oldu. Bu vize kanalı gibi oldu yani. Seve seve yapıyorum tabii memnuniyetle ama. Ama bunu daha profesyonel, daha kurumsal bir hale getirelim ki rahat rahat da reklamımızı yapabilelim. Ben böyle biraz kendi kanalımda utanıyorum yani. Hani anlatırken reklam yapmayı beceremiyorum. E ee, dolayısıyla beni zaten tanıyanlar tanır. Yani bu sürede 2 3 yıl, 5 yılda izleyenler tarzımızı, şeyimizi bilirler. Şu an burada kameranın arkasında duran arkadaşlar zaten sizin gibi orada YouTube'da videoyu izleyip buraya gelip burada beraber çalışıyoruz. Dostumuz oldu, kardeşimiz oldular. Beraber arkadaş olduk, dost olduk burada. Sizler de inşallah bir gün gelirsiniz ve birlikte burada aynı şekilde kamera arkasında, kamera önünde olabilirsiniz belki. Neden olmasın? Evet. Teşekkür ederim. Bu aileyi büyütelim böyle böyle. Birlikte büyüyelim. 10 dakikayı doldurmaya çalışıyorum bu arada. Çünkü YouTube'un bir şeyi var. 10 dakikadan sonrasını daha iyi seviyor. Şunu evet. e, hatırlatayım. Şimdi sen tabii uzun yıllarda Türkiye'de çalışmadığın için. Hı. Türkiye'de biz bir aileyiz mesajı veren patronlar ve yöneticiler genelde zam isteyen çalışanların önünü tıkamak isterler. Dolayısıyla biz bir aileyiz mesajı vermiyoruz. Bunun altını çiziyoruz. Evet. Ama <laughs> dostluğumuz <istiyorsun> vaki. <laughs> Patrona söyleyin Allah Allah. Evet sevgili dostlar ee, başka söyleyeceğimiz bir şey yok. İngiltere'den herkese selamlar, sevgiler. Var mı bir şey söyleyeceğim? Yani Teşekkürler. Bir şey olduğu gibi tamam. Görüşmek üzere inşallah.